Günaydın. Güzel bir cumartesi sabahı tekrar birlikte olmanın büyük keyfini duyuyorum. Bugün kızım Selin Erel aramızda yok. Bir uluslararası toplantıya katılmak zorunda kaldı. Ancak size bugün çok değerli bir dostumu, çok kıymetli bir doktoru tanıtmak isterim. Doktor Birol Basiç. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Doktor Birol Basiç kendisi ortopedi ve travmatoloji mütehassısı ve bugün bize burada kadınların menopoz sonrasındaki yaşadıkları kemik sıkıntıları üzerine bir söyleşi yapmayı planladık. Çünkü biliyorsunuz kaçamayacağımız tek şey yaşlanmak. Evet. Demek ki bugün değilse yarın bunlar bizim başımıza gelecek. O zaman Birol Bey size şöyle bir şey sorayım. Menopoz sonrası niçin sorun oluyor kemiklerde kırılganlık ve bunu nasıl önleriz? Ne yapabiliriz? Şimdi çok geniş bir soru sordunuz. Şuradan başlayalım. Menopoz sonrası özellikle kadınlarda hormonal değişiklikler oluyor. Tabii. Yavaş yavaş bu menopoza girişle beraber başlayan süreçten sonra östrojen miktarı kadınlarda azalıyor. Bu östrojen hormonu oldukça kemik sertliği, kemiğin mukavemetinde çok önemli bir hormon. Onun azalmasıyla birlikte kemikte mineral kaybı oluyor. Bağırsaklarda vitamin emilmesi, kalsiyum emilmesi azalıyor. İsterseniz şöyle çok basit bir giriş yapayım. Şimdi kemikler nelerden oluşuyor? Nasıl bir yapısı var kemiğin basit anlamda? Kemiklerin aşağı yukarı kemiğin %30'u organik maddelerden oluşuyor. %25'i su, geri kalanı mineraller. Kalsiyum, en çok kalsiyum ve fosfat minerali, mangan minerali, magnezyum ve eser miktarda belli minerallerden oluşan bir kemiğin bir yapısı var. Tabii bu kemiğin yapısının sertliğini yaşamımız boyunca bizim hormonlarımız dengeliyor. Beslenmemiz dengeliyor. O yüzden yaşlanmayla birlikte kemikteki mineral değişiklikleri daha ileriki yaşlarda kolay kırılmalara sebebiyet verebiliyor. O zaman ortopedistler devreye giriyor ama önemli olan kırılmasını engelleyecek önlemleri alabilmek. Bununla ilgili bilinçli olabilmek. Tabii ama şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Ben biliyorum Fatma Hanım da menopoz olduğunda ona doktoru kalsiyum vermişti. Avuç avuç kalsiyum yutmalar var. Ben buna çok karşıyım. Evet. Çünkü mutlaka bu tip bir hadiseyi doktorun bir önermesi gerektiğine inanıyorum. Olmadık zamanda kalsiyum alımının faydadan çok zarar vereceğine inanıyorum. Doğru mu söylediğim? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Kalsiyum alınıyor da acaba alındıktan sonra emiliyor mu? Doğru yere gidiyor mu kalsiyum? Yani bunlar çok önemli. Ya bir de artık ya bizim ülkemizde de Avrupa'da daha da iyidir ama bizim ülkemizde de yaşlanma yani ölüm yaşı ortalaması arttı. Tabii. Bununla birlikte yani yaşlanma arttıkça kemik erimesi de sorun oluyor. Yani sorun olmaya başladı. Daha çok kırıkla karşılaşıyoruz. Tahmin ediyorum ülkemizde ortalama çok net istatistikler yok ama yılda 25 bin kalça kırığı ameliyatı yapılıyor. Zaten yaşlanmış bir nüfusta kalça kırığı çok tehlikeli çok bir hadise. Çok tehlikeli. Yani ölümcül sebep. Ölümcül evet. Ben onu telaffuz etmek istemedim ama. Yok. Şimdi omurga kırığı, el bileği kırığı ve kalça kırığı kemik erimesine bağlı kırıklar. Tabii. Bunları önlemek için çeşitli yöntemler var. Onları konuşacağız zaten. Ben kalsiyum alındığı zaman daha önceki programlarımda hep ifade ettim. Belli orandaki kalsiyum kemiğe yapışıyor. Evet. Belli orandaki kalsiyum hiç çözülmeden dışkıyla atılıyor. Belli orandaki kalsiyum ise yumuşak doku denen damarda, İstenmeyen organlarda birikiyor. Birikiyor. Tabii. Ve bu tabii işlevini de bozuyor. Kesinlikle. Organların. Bu sefer diyorsun ki ne oluyor ne bitiyor diyorsun. Şimdi bunlar varken kalsiyuma yüklenmek mi yoksa doğru bir bakıma mı gitmek doğru lazım? Doğru dozda kalsiyumla birlikte
bu kalsiyumun emilmesini sağlayacak elemanlarla birlikte almak gerekiyor. Tamam. Şimdi şeyle birlikte, yaşlanmayla birlikte bağırsaklardaki kalsiyumun emilmesi de azalıyor. Tabii. Maalesef biz Orta Doğu toplumuyuz. Yani bir kapalı toplum diyebiliriz. Güneş ışığından faydalanma oranımız son derece düşük. Şimdi en önemli minerallerden biri D vitamini. Tabii. Kalsiyumun emilmesini sağlayan bağırsaklardan. Benim ne yaram var orada? Evet, çok geniş bir... Benim ne yaram var orada? Çünkü maalesef pek çok dostumuz sizler gibi, siz yapmıyorsunuz onu öğrendim ama... Ampulü kır, ekmeğe damlat diye diyor. Neyse ki artık 3 sene oldu biz bu programları yapalı. 3 senenin sonunda Sağlık Bakanlığı bile firma aracılığıyla bizlere bildiri dağıtaraktan öyle kullanmayın diye benim bugüne kadar önerdiğim yöntemi şey yaptı. Evet. Evet, D vitamini herkes zannediyor ki yazın çıktı böyle avucunu açtı, topladı, bitti gitti. Yok öyle bir hadise. Evet. Yani günlük belli standartta, belli yani bir yaşa göre onun sınırları var. Kaç miligram alacağı, o miktarda alması gerekiyor D vitamini. Tabii. Şimdi bağırsaktan emilen, alınan kalsiyumun bağırsaktan emilebilmesi için D vitamine kesinlikle ihtiyaç var. Şimdi normal besinlerle biz D vitaminini farklı bir formda alıyoruz. Derimizde güneş ışığı vasıtasıyla diğer forma geçiyor. Yani, sentezli. Evet, sentezleniyor. Yani değiştiriliyor. Tabii. Ondan sonra hem bağırsaktan emilmesini D vitamini hem de kemiğe geçişini sağlıyor kalsiyumun. Tabii. O yüzden yani ikisine de dengeli alınması gerekiyor. Mutlaka. Evet. Son yapılan araştırmalarda da şimdi D vitamini alıyoruz. Kalsiyumu da aldık. Zaman içerisinde damar endotelinde biriken kalsiyum artıyor. O yüzden de araştırmalar göstermiş ki K vitamini dediğimiz... K2. Evet, K2 vitamini. Evet. Yani bu pıhtılaşma faktörlerinde önemli görev olan K vitamininin bir tane olmadığı ortaya çıkmış. Tabii. K2, menakinon. Evet, menakinon vitamini ortaya çıkıyor. Bu da kalsiyumun damar endotelinde yani... Yapışmasını engelliyor. Damarları tek açıyor. Başına kullanıldığı zaman... Kusura bakmıyorsun değil mi? Ben böyle söylüyorum diye güzel bir sohbet oluyor. Tabii, tabii. Tek başına K2 vitamini alındığı zaman evlerde kullandığımız porçöz gibi yani damara yapışmış olan kireçlenme var ise, kalsiyum var ise onu da temizliyor. Evet. Ama bu son çıkan bazı ürünlerde artık K vitamininin bünyesi içerisine, pardon, kalsiyumun içerisine K vitamini kattılar. Evet. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Şimdi K vitamini nerede var? Normal gıda, yani doğal beslenmelerde yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda K vitamini bulunuyor. D vitamininden de bahsediyor. D vitamini daha çok süt ve süt ürünlerinde, karaciğerde. Evet. Daha fazla miktarda bulunuyor. Yumurtada D vitamini var. Şimdi bunları tabii doğal yollarla da alacağız ama yaşlanmayla birlikte eksikleri biraz daha verifiye edilmiş böyle besin takviyeleri de almak mümkün tabii ki. Şimdi şu var, bir kere beslenirken doğal besinleri bulmamız fevkalade zorlaştı. Evet. Salatalık diyorsunuz, eve seçerek alıyorsunuz manavdan. Adana'dan İstanbul'a gelene kadar 5 santim uzuyor kamyonda. yani yumurta diyorsunuz, içerisine konulan bazı boyalarla yumurta daha sarı çıkıyor. Daha büyük oluyor, daha küçük oluyor. Onun için yani bunlar artık doğru beslenebilme imkanlarımız... Yavaş yavaş evet, gidiyor. Kısıtlı. Endüstriyel toplumda evet kısıtlandı, azaldı. Yani doğal besinleri bulmak çok zor. Tabii. Peki bu kırılganlığı nasıl şey yaparız? Nasıl önleriz başka? Şimdi bunun temelde aslında tabii öyle bir toplum değiliz ama bir kere temelde düzgün, sağlıklı, organik beslenmek önemli. Birinci şart bu. İkincisi spor. Egzersiz ve spor. Bu çok önemli bir şey aslında. Bunları düzenli yaptığımız zaman genelde kırığa ait patolojileri yani kırık patolojileri engellememiz çok yani düzgün olabiliyor. O yüzden işte düzgün beslenme ve spor bu konuda çok önemli.
Tabii ama öbür taraftan bakarsanız da pek de spor yapan toplum değiliz. Çünkü spor yapacak yerlerimiz de çok fazla. Yani, mega şehirlerde. Yani. Kalmadı. Evet. Yürüyüş yapıyoruz dediğiniz zaman da ciğerlerimize bütün mazot şeylerini solur duruma geliyoruz. Ben şeyde oturuyorum, Caddebostan taraflarında. Orada yürüyüşe gittiğiniz zaman deniz kenarı çok güzel yer. Ama arabaların geçmesiyle çıkan egzoz dumanı insanın ciğerlerini parçalıyor. Dolayısıyla bu sıkıntı var. Ve yaşlı toplum yaşlandıkça eve daha çok çekilmeye başlıyor. Ben o bakıma ve mesela ne çıkıyor karşımıza? Sizden önceki programlarda hep anlattık. Diz ağrıları. Çünkü yaşlanınca o aradaki ince tabakanın yıpranması falan. Bilmiyorum sizden, size tababetinize uyar mı? Ama biz burada NEM, Natural Eggshell Membrane denen yumurta kabuğunun içerisindeki zardan yapılma bir besin takviyesiyle omega 3 tavsiye ettik. Ve inanılmaz, inanılmaz güzel neticeler aldık. Öbür taraftan kırılganlığa geldiğimiz zaman mesela son zamanlarda laktoferin diye bir madde çıktı. Evet. Onu gene yumurta kabuğunla birlikte harmanladılar. İçerisine D vitamini ve manganez koydular. Biraz evvel ifade ettiğiniz gibi. Fevkalade güzel neticeler alınmaya başlayacağını umuyorum. Bu da daha çok büyük bir yenilik olarak çıktı. Evet, yeni çok büyük bir yenilik olarak. Yeni yayınlar çıkıyor. Evet. Laktoferin aslında bir demir taşıyıcı protein. Tabii. En çok da anne sütünde bulunuyor. Yani sütten geliyor. Evet, çiğ sütte bulunuyor ama en çok anne sütünde bulunuyor. Evet. Ya laktoferin yani kemiğin sertleşmesinde, organizasyonda görevi olduğu tespit edildi. Ama bilinen en önemli faydalarından biri antibakteriyel. Yani mikroplara karşı bağışıklık sisteminde çok güçlendirici bir özelliği var. Kemik sağlığı ile ilgili yeni yayınlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani bu tür hepsini bir arada bulunduran preparatlar yavaş yavaş var. Bir besin takviyesi olarak düşünüyoruz hastalara biz bunları. Yani sağlıklı yaşadıktan sonra, yani sağlıklı yaşamaya özen gösterdikten sonra işte yaşlanmayla birlikte bu gıda takviyelerinde hastaları alabilirler. Şimdi tabii aramızdaki yaş farkı ciddi boyutlarda. Estağfurullah. Yaş ilerledikçe iştah da azalmaya başlıyor. Bakmayın göbeğe, hareketsizlik göbek yaratıyor ama iştah azalmaya başlıyor. Aldığınız besinlerin kalitesi malumunuz. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman doğru beslenemiyoruz. Hı. Dediğiniz gibi açık havada yürüyüp spor yapamıyoruz. O kültüre de sahip değiliz. Evde oturup televizyon seyredip gazete okuyan insanlar da ciddi bir çöküş moral olarak da her yönüyle başlıyor. Ve benim sıkıntım da zaten bu tip hadiseleri nasıl önlerize bakmak. Çünkü ben bir eczacı olarak ilacı çok sevmiyorum. Ama besin desteklerini daha doğru buluyorum. Çünkü yan tesiri olmuyor, çoğunun kullanımı daha rahat oluyor. Kullandığınız zaman tolerans sınırları daha yüksek oluyor. Bu tip şeyler. Evet. ve bu tip bir hadiselerde tabii insanlara büyük yarar sağlıyor. Mesela biz omega 3'ü kullandığımız zaman hep şunu ifade ediyoruz. İskelet, kas ve eklem yapısını destekliyor. Damara sertlik yapan unsurları rahatlatıyor. Kalbin rahat çalışmasını sağlıyor. Göz sinirleri ve saydam tabakayı güçlendiriyor. Hafızayı belirgin bir şekilde arttırıyor ki yaşlandığınız zaman bu ciddi bir sorun oluyor. Artı
her zaman kullandığınız takdirde de gelecekte Alzheimer olmayı minimalize bir şansa bırakıyor. Kemik sağlığına dediğim gibi bu yumurta kabuğunda bir çareye başvurunca, üstelik şeyde kullandığınız zaman, söyleyin adını, omega 3'ü, çok güzel bir sinerji doğuyor. Dışarıda konuşurken sizin aynı zamanda harp cerrahisi yaptığınızı duydum. Onun ne farkı var? Şimdi savaş cerrahisi çok değişik bir cerrahi, çok zor bir cerrahi. Yani cerrahinin kuralları dışında yapılan bir cerrahi. Çünkü bu savaş yaralanmaları ya da ateşli silah yaralanmaları, işte patlamalardan sonra, yüksek enerji patlamalardan sonra yapılan yaralanmalarda hastaya yönelik tedavi, yani kuralın tamamen belli kuralların dışına çıkıyorsunuz. Artık neyle karşılaştıysanız onun cerrahisini yapmaya çalışıyorsunuz. Burada tabii çok büyük yumuşak doku kayıpları, kemik kayıpları oluyor. Yani burada hekim olarak amacınız hastayı iyileştirmek temelde. İşte kayıpları da yerine koyabilmek. Yani insanın yedek parçası yok. Yani herkes bir bütün olarak bir kayıp olduğu zaman ondan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela kemik uzatma ameliyatları yapıyorsunuz. Plastik cerrahlarla birlikte rekonstrüktif, tekrar yerine tekrar konstrükte eden cerrahiler yapıyorsunuz. Ve enfeksiyonla savaşıyorsunuz. Çok ciddi mix enfeksiyonlar oluyor. Tabii çok karmaşık enfeksiyonlar oluyor. Yani bir ekstremite yaralanması eğer ciddi enfekte ise, kemik kayıpları varsa bir 2-3 yıl kadar sürüyor. Yani o hastayla 2-3 yıl kadar uzun bir birlikteliğiniz oluyor. Birkaç kere mi ameliyat ediyorsunuz? Çok. Onun sayısı belli olmuyor. Bazen yani en az 2-3 kere cerrahiyle karşılaşıyorum. Ameliyat ediyorsunuz. Evet. Allah korusun, tabii bu çok tehlikeli, çok zor bir hadise. Ama yani ne yazık ki bombanın nerede patlayacağı günümüzde belli değil. Ve her an her yerde her şey olabiliyor. Kesinlikle. Peki bu hastalığı size getirilirken de bir özelliği oluyor mu? Ne gibi mesela? Yani yanlış taşımadan doğan sıkıntılar, kopan uzvu getirmemeler falan gibi. Şimdi şöyle, bu hastalar genelde primer olarak karşılaşmıyorsunuz. İlk size getirilmiyor bu hastalar genelde. Yani en yakın hastaneye gidiyor. Özellikle biz o savaş cerrahisini bizim yakın komşumuz, yani Suriyeliler de çok fazla gördük. Hasta belki bizim yaptığımız ameliyatlarda 9, bir tanesi 9'du, bir tanesi 13 kere ameliyat olmuş hasta. Yani bize gelmeden önceki ameliyat sayıları buydu. Genelde daha önce hekimler tarafından bir şeyler yapılmış ama kaynamıyor, uzuv zafiyeti var. Ondan dolayı zorlanıyorsunuz da bazen. Yani savaş cerrahisinde her ne kadar pek kural olmasa da genel prensipleri var. O zaman ameliyat sayısını azaltabiliyorsunuz yani ilk rahatsızlığınız zaman. Sizin o zaman gece de huzurunuz yok. Yani gece aciliniz çok olur. Evet, tabii ki. Değil mi? Tabii. Yani şeyde, titrimizde de travmatoloji. Travmatoloji olunca ortopedi ve travmatoloji, kaza kesinlikle, cerrahisi kesinlikle çok yoğun oluyor. Çok yoğun oluyor. Tabii bu çok zor, çok meşakkatli bir iş. Ama işte dediğim gibi bugün doğru ameliyatı olacaksın. Ameliyat sonrası bakımı doğru yapacaksın. Evet. Yaşamı doğru yöneteceksin. Ve aldığın gıdalarla besin takviyelerini de doğru seçeceksin. Kesinlikle. Bunu yaptığımız zaman bir şeye benziyor ve bunu yaptığımız zaman zaten iyileşmeler oluyor. Mesela elime geçen bazı bilgilerden alıyorum. Laktoferin içeren karışımlarda kemik oluşumunun daha hızlandığını anlatıyor. Evet. Bu çok büyük bir avantaj günümüzde. Çünkü yaşlı toplumlarda ayağını burku veriyor, hemen bilek kırılıyor, bir şey oluyor. Daha hızlı iyileşmek için bu tip bir tedaviyi kullanmakta yarar oluyor. Yani o da var. Bir de şöyle bir plasebo etki de var. Yani sonuçta hasta kendine yararlı olacağı ilaca inandığı zaman kendi iç dinamiklerini de hızlandırıyor ve iyileşmeye oldukça
katkısı da var bu tür şeylerin, ek gıdaların. Bu tabii. Gerçek. Yani ben her zaman buradan onu söylüyorum. Doktorların vermiş olduğu ilacın, ilaç çünkü iki tarafı keskin bıçaktır. Evet, evet, evet. Yani böyle yaparsan hastalığı keser, elin kayar, böyle yaparsan canını keser. Evet. Dolayısıyla doktorun verdiği ilacı aksatmadan dozunda kullanacaksın. Evet. O çok önemli. Çünkü bana geliyorlar, bana bunu verdi ama ben bunu fazla gördüm, azalıyorum. O zaman doktora gitme. Ya da komşuma şöyle önermiş de. Ya o zaman doktora evet. gitme. Doktora gidiyorsun, bir reçete yazıyorsa, reçete benim için emirdir, askerin verdiği emir gibi. Yani askere vur dedikleri zaman vuruyor. Hepimiz askerlik yaptık ama hiçbirimiz katil değiliz. Evet. Biz ne yapmayı öğrendik askerde? Adam vurmayı öğrendik. Doğru mu? Evet. Yani reçete bir emirdir. Bu emir olduğu müddetçe karşımızdaki insana bunu iyi izah etmemiz lazım. Emir de aynı zamanda bir sorumluluk değil midir? Tabii. Yani emir verenin sorumluluğudur aslında. Emir verenin tabii. Yani hekim hastasını tedavi etmeye çalışırken onun sorumluluğu alıyor. İmza atıyor çünkü sağlığına. Hayat boyu değişmemeye evet. gayret ederim. Çok nadirattan eğer eş değer ikisi de aynı miktarda aynı ham maddeyle yapılmışsa, o zaman söylüyorum gelen hastama, müşterime, ben bunun yerine bunu veriyorum çünkü şöyle şöyle oldu diyorum. Ve hakikaten çok önemli bir hadise, bir eczacının bunu yapması gerektiğine kuvvetle inanıyorum. Ben de çocuklardaki cerrahi durumlarda, yani çocuklardaki kırıklar ve bu tip hadiselerde çocukların gelişiminde de etken olması mümkün mü? Yani çocuklar spor yaparken ayağı kırılıyor. Şimdi kış geldi, kayağa gidecekler, kırıklar çok artacak, buzlu yerde düşecekler. Bunlar ileriki safhalarda bir yamukluğa, bir yanlışlığa neden teşkil edebiliyor mu? Şimdi çocukların organizmaları çok farklı. Yani büyüme çağının sonuna kadar çocuklar mükemmel derecede vücutlarını iyileştirme potansiyeline sahipler. Yani yetişkinlere göre kaynama hızları 3-4 kat daha fazla. Bu ne kadar küçük olursa yaşı, o kadar hızlı bir kaynama potansiyeline sahip. Çocuk kırıklarında genelde cerrahi hemen hemen birkaç bölge hariç kesinlikle yapmıyoruz. Çünkü onun kendini iyileştirme potansiyelini kullanıyoruz. Biz yalnızca organizmaya yol gösteriyoruz. Genelde kırıklarda alçılı tedaviyi tercih ediyoruz çocuklarda. Cerrahi çok nadir. Bazı bölgelerde çok nadir kırılan bölgeler. Mesela kalça kırıklar oluyor çocukların. Yüksekten düşme, yüksek enerji travmalarda. Orada cerrahi tercih ediyoruz. Dirsekte tercih ederiz. Dirsek kırıkları olur çocukların. Onları cerrahisiz alçı içerisinde kontrol edemiyoruz kırığı. Alçıyla kontrol edebildiğimiz, kemiğin bütünlüğünü sağladığımız kırıklarda kesinlikle cerrahi yapmıyoruz. Evet. Yani zaten cerrahiden kaçmak belki de en doğru şeylerden biri. Evet. Ama cerrahi en son tedbir en olarak son, yapılması gereken en önemli konulardan biri. Kesinlikle. Ben de her zaman onu öneriyorum kişilere. Ama bazen ilk seçim olarak sunulabiliyor ne yazık ki. Onları da görüyoruz. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Özellikle bu kemiğin, insan kemiğinin kalitesinde hormonlar çok önemli. Tiroid hormonu, evet. paratiroid hormonu, büyüme hormonu. Özellikle bizim toplumumuzda da yaygın şekilde hipotiroidler, yani tiroid fonksiyon çok bozukları görülüyor. Çok. Tiroid hormonu ve paratiroid hormonu gırtlak bölgemizde bulunan, bezden salgılanan iki farklı birbirine zıt hormonlar. Tiroid hormonu kalsiyumun kemiğe geçişini sağlar. Paratiroid hormonu kalsiyumun kemikten kana geçirmesini evet. sağlıyor. Şimdi biz farkında olmadan günde bizim en büyük kalsiyum depomuz kemik. Günde 1 kilogram oldukça yüksek miktarda kalsiyum kandan kemiğe, kemikten kana geçiş gösteriyor. Böyle bir geçirgenlik var. Bu hormonların bozukluğunda da kemik kalitesi düşüyor.
Mesela hiperparatroidli hastalar var. Bu hastalarda kandaki kalsiyum miktarları çok yüksektir ve kemik erimesi fazladır. Hipoparatroidde de, yani tiroid hormonu eksikliğinde de kemik problemi oluyor. Özellikle yani bu tür hastalarda işte bu doktor kontrolünde bu tür besin takviyeleri, vitaminler, dengeli besin takviyelerinden faydalanabilir hastalar. Spordan faydalanabilirler. Bunları çok koordineli yapmaları gerekiyor. Tabii zaten burada en önemli konulardan biri hareket, evet. Spor yapmak. Hem temiz havayla ciğerleri doldurmak, hem de kaslara bir güç vermek açısından kesinlikle lazım. Çünkü kaslar da köhnüyor. Kesinlikle. Bununla ilgili bir şey örnek vereyim. Mesela Parkinson hastalarında ciddi kemik erimesi oluyor. Yani biz onlar ciddi kemik erimeleriyle karşılaşıyoruz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Parkinsonlar yavaş hareket ediyorlar. Yani düşünün, normal bir insana göre, yani spor yapmayan bir insana göre bile çok yavaş hareket ediyorlar. Kemik erimesi yüksek derecede oluyor. O hastalar da kendi kemik sağlıklarına çok dikkat etmek zorundalar. Yani kemik sağlığı belki yaşlandığımız dönem içerisinde en önemli hadiselerden kesinlikle biri. Çünkü zaten şu iskeleti ayağa kaldırabilmek, evet, kemik ve kas. Kesinlikle. Hem moral açısından, hem iş yapabilirlik, hem yaşam açısından fevkalade önemli. Evet. Benim başımdan bir olay geçti. 87 yaşında bir dostumuz, bizi belki seyrediyordur şu anda. 4 yıldır ayağa kalkamadığı için emekliyormuş. Yumurta kabuğunun içindeki madde ilk çıktığı dönemde kendisine önermiştim. Omega 3 ile birlikte kullandı. Ve aşağı yukarı 4-5 ay sonra bir sabah saat 9 civarında ağlayarak bir hanım beni arıyor. Korktum, acaba bir yanlışlık mı yaptık, bir şey mi oldu diye. Ben dedi 87 yaşındayım dedi. 4 yıldır ayağa kalkamıyordum. Kızım dedi sabahları altımı bağlıyordu. Öğlen yemeğini mutfakta yere koyuyordu. 4 yıldır soğuk yemekle ve evde tek başıma geçiriyordum dedi. Dün dedi ilk defa tuvalete kalkabildim dedi. Yani çocuklar gibi şeyim. İyi ağlıyorsun ama beni öldürecektin dedim. Allah korusun. Yani besin desteği deyip geçmemek lazım. Evet. Çok önemli bir işlevi var. Bugün sizle olan sohbetimizde de ben onu ilave etmek isteyeceğim. Laktoferin artı K2 vitamini artı D vitamini, ki D vitamini günlük dozunu veriyor. Genelde bu tip karışımlarda günlük dozun altında veriyorlar. Artı eklem sağlığı için yumurta kabuğunun içindeki zarı hepsini birlikte kombine ettiğiniz zaman kişinin hem hareketi rahatlıyor, hem günlük D vitamini ihtiyacı karşılanıyor, hem de kemiklerde kırılganlık çok ciddi boyutlarda azalmaya başlıyor. Dolayısıyla ben bu tip hadisenin, bu tip karışımların 60 yaşı geçtikten sonra herkesin mutlaka sabahları kullanmasını öneriyorum. Ne dersiniz? Doğrudur efendim. Katılıyorsunuz. Yani, çünkü evet, doktorların pek çoğu şeyleri, besin desteklerini pek ciddiye almıyorlar. Ama hakikaten neticeleri gördüğümüz zaman insanın yüzü gülüyor. Doğru. Şimdi sayın izleyicilerim, programın neredeyse son kısmına gelmek üzereyiz. Daha önceki programlarda sizlere izah ettiğim bazı konuları da şöyle kısa bir şekilde özetlemek isterim. Bugün biraz evvel doktorumuzla konuştuğumuz kemik kırılganlığını önlemek artık imkan dahiline girmekte.
kullanmanız lazım ve görmeniz lazım bunu. Ayrıca biz yaştaki, yani ben yaştaki insanlar 60'ı falan geçtikten sonra bizim sorunlarımızdan bir tanesi, kaçınılmaz sorunlardan bir tanesi prostat oluyor. Prostat sorununa belki siz katılmayacağınız buna da ama kabak çekirdeği yağından çok fayda görmeye başladık. Kabak çekirdeği yağını, iki kabak çekirdeği yağını kapsülünü yuttuğunuz zaman sorunu ötelemek ve veya daha rahat bir yaşam stili edinmek mümkün oluyor. Lütfen her gün omega 3'ünüzü ihmal etmeyin. Omega 3 bir yaşam felsefesi olmak zorunda. Ayrıca D vitamini dediğimiz zaman da bunu bir kere de çokça kullanmak yerine her gün belirli bir miktarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu kullandığınız müddetçe D vitamini açığı vermez. Geçen de okuduğum bir literatür 700'ün üstünde reaksiyona katalizör etki yaptığını söylüyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ve tabii emilimi arttırıyor kalsiyumun. Ve her zaman söylediğim bir şey var. İnsan vücudu bir toplu iğne üzerindeki kerestenin denge üzerinde oturmasına benziyor. Bir şuraya toz tanesi olduğunda dengeniz bozuluyor. Öbür tarafa bir şey koymanız lazım. Ve bu şekilde olduğu müddetçe tabii zorlanıyorsunuz. Onun için sağlıklı beslenmek mutlaka ve mutlaka spor. Ama sporu da abartmadan yapmak lazım. Kalp taşımıyor bazen. Fazla yüklenmeden yapmak lazım. Fazla yüklenmeden bilinçli olarak yürüyüşe bakaraktan yürüyerek yol yürümek çok önemli. Ama yol yürürken de vitrin bakmayı yol yürümek demiyorum. Minimum 70 adım dakika diyorum. Ben normalde 100-110 adımla yürüyorum. Bu tip hadiseler bizim sağlığımızı biraz olsun güçlendirecektir. Ve ilaca muhatap olmadan daha mutlu bir yaşlanmayı, daha rahat bir yaşlanmayı sağlayabileceğiz. Sizin buradan söylemek istediğiniz bir mesaj vermeniz gerekecek olursa kemik sağlığı için ne önerirsiniz? Dengeli, düzgün beslenme ve spor yaşamı. Evet. Bu çok önemli ve dengeli yaşlanma için spor ve beslenme dediğiniz gibi çok doğru. İnşallah aldığımız gıdalarda dediğiniz oranda beslenme bize destek olur. Çünkü sanayileşmiş olan toplumlarda ki artık biz de sanayileşmiş toplum gibi yaşıyoruz. Her şey koruyuculu, her şey boyalı, her şey hızlı üretime döndü. Buğday bile daha hızlı üretiliyor. Ne bileyim ben, her şey şekerli. Böyle olduğu zaman tabii doğru beslenmek çok zor olmaya başladı. Ama inşallah daha sağlıklı, daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Evet, programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrardan birlikte olacağız. Ve gelecek haftaki programda umarım Selin'le beraber tekrar sizlerin karşınızda sağlıklı bir şekilde kalabiliriz. Herkese mutlu, güzel, güler yüzlü haftalar diliyorum. Çünkü sizlerden bir şey daha rica edeceğim. Her sabah gördüğünüz her kimse günaydın deyin. Sabahları doktorum, otobüse biniyorum, herkes asık surat. Yanımda oturana günaydın derim her sabah, hı diye bir ses çıkıyor. Yüksek sesle günaydın demeye başlarsak
belki daha güleç bir toplum haline gireriz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Toplantımıza, bu programımıza katıldığınız için. Umarım bundan sonraki bazı programlarımıza teşrif edersiniz. İnşallah. Çok isterim. Ve daha detaylı, daha güzel konularda konuşuruz. Sizlere mutlu, güzel ve hayırlı bir hafta diliyorum.